1994 yılında burada çalışma yapıldığını biliyorum. Kaldırımlar ve öte yol asfaltlarıyla ilgili. Şu anda 28 yıl aradan sonra ilk defa, yani o zaman o süreçte bir satı kaplama çalışması yürütülmüş ve ondan sonraki bütün çalışmalar yamalarla geçiştirilmiş. İşte bu yıl Allah razı olsun sıcak asfaltta ilk defa kavuştuk diyebiliriz yani. Son yıllarda Büyükşehir Belediyesi'nin en önem verdiği işlerden bir tanesi yol oldu ki malum biliyorsunuz yol demek, hizmet demek, yol demek, medeniyet demek. Onların da en iyi yaptığı çalışma buydu. Sağ olsunlar işte bu hususta, bu çalışmalar kapsamında Bağvar'ı da ele aldılar. Ve çok güzel bir çalışma yürütülüyor şu anda. Çok mükemmel bir şekilde değişime uğrayacağına inanıyorum. Yani düşünün 28 yıl dile kolay. Küçük bir zaman birimi değil. Bu süre zarfında Bağvar hep geride bırakılmaya çalışılmış ama birkaç yıllık Büyükşehir Belediyesi olsun, Sur Belediyesi olsun, bize getirmek istenilen hizmetler, getirilmiş olan hizmetlere baktığımız zaman Bağvar'ın çevresi de değişmiş. Diyarbakır Sur ilçesi dendi miydi en büyük mahalle olarak Bağvar Mahallesi olarak geçiyor. Ve 30 yıldır özlem duyulan bütün çalışmaların başladığı, bittiği ve da bitmek üzere olan çalışmalarla şu anda halen devam etmekte. Bu hususta bize yardımcı olan Sayın Valimiz, Sayın Genel Sekreterimiz ve Sur Belediye Başkanlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Onlar bize bu hususta çok destek çıktılar ve 30 yıl aradan sonra Bağvar son 1-2 yılda bir hizmete kavuştu. Tabii ki de çok iyi oldu bir kere. Şimdi burada özellikle bu sokak üstüne konuşabilirim. Pazar kuruluyor ve her şekilde berbat bir durum. Her yer çöplük içinde kalıyor, çamur içinde kalıyor. İnsanlar çok zor alışveriş yapıyor. Biz zorlanıyoruz. Ve ayrıca asfalt çalışması bizim yollarımız için de çok önemli. Çünkü çocuklar çok sıkıntı yaşıyordu. Yani dışarı temiz bir şekilde çıkıp çamur içinde eve geri dönmek zorunda kalıyor bütün insanlarımız. Bu herkes tarafından çok iyi karşılandı. Biz de çok iyi karşıladık tabii, çok güzel. Eskiden kazılan yerler sadece bir yama ile tamamlanırdı. O yama da yarım yamalak bir yama olarak olurdu. Ama şu an öyle bir temiz çalışma var ki hani bir şey diyemiyorum buna. Gerçekten eski ile şu an arasında binlerce fark var. Çamurdu bazen oldu da biz buralarda millet yürüyüş falan yaptı. O, yukarı mahallede var ya köyün girişinde çamurlar diz boyuna geliyordu. Yani millet artık cizmeyle dolaşıyordu. Yaralar çok çamur vardı. Yollar hepsi bozuktu. Arabayla insan geliyordu, bizim amasörler kalmadı arabalarda. Ama şu an çok güzel, böyle devam etse güzeldir yani, memnun şu an.